Bu videoda birinci sınıf fizik öğrencilerinin çoğunu bayağı zorlayacak bir problemin hakkından geleceğiz. Aslında doğrusunu isterseniz çoğu okulda fizik öğrencileri böyle sorularla ilk senelerinde karşılaşmaz. Tahminen. Belki sınavda ekstra puanlı bir bonus soru olarak gelebilir. Kısacası bu ilginç bir problem. Çünkü cismi eğik bir düzlemde fırlatıyoruz. Bir tepenin eteğindeyiz gibi düşünün. Madem tepe dedik, daha yeşil olsun. Böyle bir tepenin eteğindeyiz. Diyelim ki tepenin eğimini de biliyoruz. Tepenin eğimi 30 derece. Yani yatayla 30 derece yapıyor. Bu da yatay doğrultumuz. Tepenin eğimi bu. Ve 10 metre bölü saniye hızla bir cisim atıyoruz, fırlatıyoruz. Atışın tepeyle yaptığı açı da 15 derece hız vektörü tepe ile 15 derece açı yapıyor. Bunun geleneksel atış problemlerinden daha zor olmasının sebebi, zaten biraz düşününce anlaşılıyor. Cisim buradan fırlatılıyor ve tepenin üstündeki bir noktaya düşüyor. Bunu basit, basit yollarla çözemeyiz. Mesela düşey yazını bulup havada kalış süresinden yola çıkamayız çünkü düzlemdeki bu noktanın hangi yüksekliğe denk geleceğini bilmiyoruz. Mesela düşey yazını bulup havada kalış süresinden yola çıkamayız çünkü düzlemdeki bu noktanın hangi yüksekliğe denk geleceğini bilmiyoruz. Ama eğer cismin düştüğü nokta ile atıldığı nokta arasındaki yatay uzaklığı bulursak iş değişir. Çünkü düşme noktasının yataydaki uzaklığı arttıkça, düşeydeki yer değiştirmesi de artacak. Yani hem düşey hem de yatay yer değiştirmeleri birlikte düşünmek durumundayız. İlerledikçe bunu nasıl yapabileceğimizi göreceksiniz. Bu tür soruları çözerken hep yaptığımız gibi ilk iş olarak hız vektörümüzü yatay ve düşey bileşenlerine ayıracağız. Hızımızın düşey bileşeni eşittir toplam hızın büyüklüğü yani 10 metre bölü saniye çarpı buraya dikkat 15 derecenin değil yatayla yapılan açının sinüsü yani çarpı sinüs 45 önceki videolarda bol bol ayrıntıya girmiştim şimdi zamandan tasarruf etmek için hızlı geçeceğim ama sonuçta karşı bölü hipotenüsten geliyor. Düşey bileşeninde de çizecek olursak şöyle bir şey olur. Açı burası. 45 derecenin sinüsü karşısındaki kenarın hipotenüse bölümüne eşit. O yüzden hipotenüs çarpı sinüs 45 düşey bileşeni veriyor. Yani bu değer oradan geliyor. Son çizdiklerimi siliyorum. Temiz görünsün. Evet hızımızın yatay bileşeni ise aynı mantıkla 10 kosinüs 45 olur. Şimdi bakalım yataydaki yer değiştirme vektörümüz ne olacak? Yatay yer değiştirme, son birkaç videoda kullandığımız, türettiğimiz formülü doğrudan yazıyorum. Yer değiştirme vektörünün yatay bileşene eşittir. Yok, bir saniye. Önce düşeydeki yer değiştirmeyi buluyoruz, değil mi? Gerçi önce yatayı da bulabilirdik, fark etmiyor. Yer değiştirme vektörünün düşey bileşeni eşittir. İlk düşey hızımız ki 10 sinüs 45'e eşit olduğunu biliyoruz. Bu arada hemen çözü verelim. 45 derecenin sinüsü kaç? Kök 2 bölü 2. Kosinüs 45'te de kök 2 bölü 2'ye eşit. Yani her iki terim de 10 çarpı kök 2 bölü 2'ye eşit. Yani 5 kök 2'ye. Yani burası komple 5 kök 2 metre bölü saniye. Bu bizim düşey hızımız. Yatay hızımıza gelince o da 5 kök 2 metre bölü saniye ve böylece işlemi biraz sadeleştirmiş olduk. Evet, her neyse düşey yer değiştirmemizden bahsediyorduk, değil mi? Düşeydeki yer değiştirmemiz eşittir ilk düşey hızımız yani 5 kök 2 çarpı zamandaki değişim artı ivme. İvmenin eksi 9.8 metre bölü saniye kare olduğunu biliyoruz. Doğrudan yazalım. Eksi 9.8 birimleri yer tutmasınlar diye yazmıyorum. Çarpı zamandaki değişimin karesi bölü 2. Bu formülün nasıl türetildiğini, nereden geldiğini birkaç videoda anlattım. Özellikle de iki boyutlu atış hareketine dair olan son bir iki videoda. Yani burası y ekseni doğrultusundaki yer değiştirme vektörümüzü veriyor. Biraz daha sadeleştirebiliriz. Düşey doğrultudaki yer değiştirme eşittir 5 kök 2 çarpı delta t. Üstteki ile aynı renk olsun. Delta t yani zamandaki değişim, eksi 4 virgül 9 çarpı zamandaki değişimin karesi. Yani buradaki bu ifade bize düşey yer değiştirmeyi zamanın bir fonksiyonu olarak veriyor. Aynı şekilde yatay değiştirmemizi de zamanın bir fonksiyonu olarak hesaplayalım. Yer değiştirme vektörünün yatay bileşeni eşittir hızımızın yatay bileşeni yani 5 kök 2 çarpı zamandaki değişim. Şimdi ne yapacağız? Yatay ve düşey yer değiştirmeleri arasında bir bağıntı kurmamız lazım. Bu bağıntı bize buradaki eğimi verecek. Cismimiz buraya düşüyor. Yatay ve düşey yer değiştirme vektörlerimize bakalım. Aralarında ne gibi bir bağıntı olmalı? Cisim buraya düştüğüne göre yer değiştirme vektörünün düşey bileşeni bu. Yani hareketin sonunda cisim bu kadar yükselmiş yer değiştirme vektörünün yatay bileşeni ise bu olur. Yani bu uzunluk. Yataydaki yer değiştirmemiz bu. O halde yer değiştirme vektörümüzün yatay ve düşey bileşenleri arasında nasıl bir bağıntı var? Bu açının 30 derece olduğunu bildiğimize göre temel trigonometri bilgilerimizden faydalanabiliriz. Bir dik üçgenimiz var. Açının karşısındaki kenarı biliyoruz. Komşu kenarı da biliyoruz. Peki karşı ve komşu kenarlarla ilgili trigonometrik fonksiyon neydi? tanjant fonksiyonu. 30 derecenin tanjantı eşittir. Yer değiştirme vektörünün düşey bileşeninin büyüklüğü bölü yer değiştirme vektörünün yatay bileşeninin büyüklüğü. Ve 30 derecenin tanjantı aynı zamanda sinüs 30 bölü kosinüs 30'a eşit. Biraz daha ortalayayım. Sinüs 30 1 bölü 2'dir. Kosinüs 30 da kök 3 bölü 2. Bu da neye eşit? 1 bölü 2 çarpı 2 bölü kök 3. İkiler gidince 1 bölü kök 3 eder. Yani düşey bileşenin yatay bileşene bölümü, ikisinde düşey yapmışım, bu yatay bileşen olacak. Yani düşey bileşen bölü yatay bileşen 1 bölü kök eşitmiş. Bunu yapmamızdaki amaç yatay ve düşey bileşenlerimiz arasında bir bağıntı kurmak. Ya da düşey ve yatay bileşenlerimiz arasında. Şimdi bu orantıyı kullanıp bu ikisinden birini bulabiliriz. Nasıl yapacağız, göstereyim. Şimdi, burayı olması gerektiği gibi yazalım. Paydaları eşitliyoruz. Bir saniye, öyle yapmayalım. İçler dışlar çarpımı yapalım. Kesirlerden birini kök köküçle, diğerini yatay bileşenin büyüklüğüyle çarpalım diyecektim ama aynı yola çıkıyor. Ne etti? 3 çarpı düşey bileşenin, şimdi her ikisinin de pozitif olduğunu biliyoruz, o yüzden Yok yok, biz böyle devam edelim. Kökü çarpı düşey bileşenin büyüklüğü eşittir yatay bileşenin büyüklüğü. Aynen böyle. Ve böylece bu iki vektörün uzunlukları arasında bir bağıntı kurmuş olduk. Şimdi bu bağıntıyı kullanıp az önce bulduğumuz eşitlikleri birbirleri yerine, birbirleri yerine kullanabiliriz. Bu ikinci eşitlikten hareket edelim. İkinci eşitlik diyor ki, yer değiştirme vektörümüzün yatay bileşeni zamandaki değişimin 5 kök 2 katıdır. Bunu aynı zamanda nasıl yorumlayabiliriz? Her iki tarafı 5 kök 2'ye bölersek zamandaki değişim yatay bileşen bölü 5 kök 2'ye eşit olur. Ama biz aynı zamanda şunu da biliyoruz ki yer değiştirmemizin yatay bileşeni düşey bileşenin kök 3 katına eşit. Burada büyüklük ifadesini olması gerektiği gibi yazmıştım. Şimdi madem yalnızca yatay ve düşey bileşenlerle uğraşıyoruz bu şekilde de yazabiliriz. Çünkü bileşen nasılsa ya pozitif ya da negatif bir değer alacak. Bu da vektörün hem büyüklüğünü hem de yönünü belirtecek ki buradaki şekle bakınca görüyoruz ki her iki bileşen de pozitif olacak. Düşey yönde yukarı doğru yer değiştirme var varsayımımıza göre pozitif. Sağa doğru bir yer değiştirme var pozitif. Tabii yine varsayımımıza göre. Evet buradaki terimi şöyle yeniden yazabilirim kök 3 çarpı yer değiştirme vektörünün düşey bileşeni bölü 5 kök 2. Peki bunu niye yapıyoruz? Çünkü bu ifade aynı anda hem düşey bileşenin yatay bileşeni oranını hem de yatay bileşenin zamana göre nasıl değiştiği bilgisini içeriyor. Demek ki zaman buna eşitmiş. Artık zaman ifademiz düşey bileşenin bir fonksiyonu haline geldi, yatay bileşenin değil. Şimdi bu ifadeyi yer değiştirme vektörünün düşey bileşeni ile denklemde yerine koyabiliriz. Çünkü yer değiştirme vektörünün düşey bileşeni zamana bağlı bir fonksiyon. Oradan da düşey bileşeni buluruz. O zaman en üstteki bu denklemde delta t'lerin yerine bu ifadeyi yazıyoruz. Bunu yaptığımızda, büyük büyük yazayım, bunu yaptığımızda düşey bileşenimizi bulacağız. Yer değiştirme vektörünün düşey bileşeni eşittir 5 kök 2 çarpı delta t. 5 kök 2 delta t yerine bunu yazacağız. Yani kök 3 çarpı düşey bileşenimizin büyüklüğü bölü 5 kök 2. Bu kısmı yazdık. Alttaki denklemden devam edelim. Hazır sadeleştirmişiz. Eksi 4 9 çarpı delta t'nin karesi. Delta t'nin karesi demek bu ifadenin karesi demek. Bunu da yazıyorum. Atlaya atlaya gitmiş olmayalım. Aç parantez. Kök 3 çarpı düşey bileşenin büyüklüğü bölü 5 kök 2 parantez kapa üzeri 2. Artık sonucu ne çıkacaksa. Evet, bu ikinci dereceden tek bilinmeyenli bir denklem, yani artık çözebiliriz. Sadeleştirip tekrar yazıyorum. Düşey bileşenimiz eşittir. 5 kök 2'lerden biri payda, diğeri paydada. Bunlar gittiler. Ne etti? Kökü çarpı düşey bileşenin büyüklüğü. Büyüklük ifadesini kullanmasam da şimdilik büyüklükten bahsediyoruz. Eksi 4,9 çarpı bu terimin karesi. Köküçün karesi 3 çarpı düşey bileşenin karesi. Bölü 5'in karesi yani 25 çarpı 2 yani kök 2'nin karesi. 25 çarpı 2, 50. Şimdi biraz daha sadeleştirmek istersek, her iki taraftan da bunu çıkarabiliriz. O zaman 0 eşittir, kök 3 eksi 1 çarpı düşey bileşenimiz. Her iki taraftan da bunu çıkardık. Kök 3 çarpı düşey bileşen, eksi 1 çarpı düşey bileşen etti. Şimdi gelelim bu kısma. Eksi 4,9 çarpı 3 bölü 50 çarpı düşey bileşenimizin karesi. Neyse ki bu ifadeyi bu sy'lerden birinin parantezine alabiliyoruz. Atlamadan uzun uzun çözelim. Şimdi bu ifade şuna eşit. Kök 3, eksi 1, eksi 4 virgül 9. Farklı renkle yazayım. Eşittir kök 3, eksi 1, eksi 4 virgül 9, çarpı 3, bölü 50 çarpı s'y. Yani düşey bileşenimiz. Tüm bu ifadeyi düşey bileşen parantezine almıştık. Yani parantezin dışında bir düşey bileşen daha var. Yer değiştirme vektörümüzün düşey bileşeni. Şimdi burada sıfıra eşit olabilecek iki şey var. Düşey bileşenimiz sıfır olabilir. Gerçekten de olabilir. Düşey doğrultudaki yer değiştirmemizin sıfır olduğu bir an gerçekten var. Başlangıç anında durum böyleydi. Ama bizim aradığımız düşey yer değiştirme bu değil. Biz buradakini merak ediyoruz. Yani ya bu sıfır olacak, ki öyle olsaydı bu kadar işleme gerek kalmazdı, ya da tüm bu ifade sıfıra eşit olacak. Parantezin içini sıfıra eşitlemek gayet basit. Kök 3, eksi 1, eksi 4 virgül 9. Ya da hesaplaya hesaplaya gidelim. Sürekli baştan yazmayalım. Bakalım, 3'ün kare kökü, eksi 1 eşittir 0,73205. Kısaca 0,732 yazalım. Buraya hesapladık. Şimdi 4,9. Evet çok uzadı değil mi? 4,9 çarpı 3 bölü 50 eşittir. 0,294. 0,294 başlarına sıfırlarına koyalım ki karışmasın. Çarpı düşey bileşenimiz. Bu da sıfıra eşit olabilir. Yani ya bu sıfır ya da bu. Ama bu sıfır olsaydı problemin bir anlamı kalmazdı. Biz parantezin içiyle ilgileniyoruz. S'yi Sy çekmek için bunu karşı tarafa atabiliriz. 0,732 eşittir eksi 0,294 çarpı düşey bileşenimiz. Evet, sonuna yaklaştık. Her iki tarafı da buna bölüyoruz. Eksi 0,294 olur mu? Olmaz, pozitif olacak. E tabi bu kadar uzarsa dikkatsizlikler olabiliyor. Evet, her iki tarafı da 0,294'e bölüyoruz ve yer değiştirme vektörümüzün düşey bileşeninin büyüklüğüne ulaşıyoruz. Evet, heyecan doğrukta. 0,732 tamamı yukarıdaki gibi ben yuvarladım. Bölü 0,294 yaklaşık olarak bize şu düşey bileşeni veriyor. Yaklaşık olarak 2,5 metre. 2,49 metre diyelim. Demek ki burası 2 metre 49 santimmiş. Şahane değil mi? Burası 2,49 metre. Artık buradan yatay bileşenin büyüklüğünü bulmak çok kolay çünkü biz biliyoruz ki yatay bileşen düşey bileşenin kök 3 katına eşit. Düşey bileşen burada. Bunu kök 3 ile çarparsak sonuç 4,31 metre. Yani yatay bileşenimiz eşittir 4,31 metre. Burası 4 metre 31 santime eşit. Artık düşey ve yatay doğrultulardaki toplam yer değiştirmeleri biliyoruz. Gerisi size kalmış. Eğer cismin tepe boyunca tam olarak ne kadar ilerlediğini bulmak isterseniz bu iki değeri ve Pisagor teoremini kullanıp bu dik üçgenin hipotenüsünü hesaplayabilirsiniz. Bu da sizin